Efendim? Aysun Hanımcığım. Evet benim. Siz kimsiniz? Seher ben, Feriha'nın yengesiyim. Bu saatte bu ne cüret? Aa, kapatayım istiyorsan. Ama birazdan evine polisler dadandığında sen beni arayacaksın zaten. Ne? Polis mi? Ne diyorsunuz siz? Vallahi benden duymuş olma ama oğlum Feriha'yı kaçırdı. Vallahi tam kurtuluyordum kızdan. Babam, Mehmet, herkes olayı öğrendi. Bunu apar topar köye gönderiyorlardı ama... senin oğlum mola yerinde kızı kaçırmış. Bu kaçamak gerçekten çok iyi geldi. Beni reddetmemek sana hep iyi gelecek sanırım. Telefonu kapatmadan kaçamak yapamayacağız anlaşılan. Evden arıyorlar. Bu saatte. Neredeyse gece yarısı oldu. Çok garip. Efendim? Ünal Bey, polisler geldi. Evi aramak istiyorlar. Ne? Hanımefendi, arama iznimiz var. Zorluk çıkarmıyor musun? Valla Ünal Bey'e haber verdim. Melih şimdi ne dersiniz? Başla. Polisler geldi, evi arıyorlar. Ünal nerede? Ünal Bey'e haber verdim, beklesinler, geliyorum dedi ama dinlemediler beni. Allah kahretsin ya, şu rezalete bak. Bu ne rezalet ya? Nereye girdiğinizi sanıyorsunuz? Arama emrimiz var beyefendi. Ne araması varmış ya? Oğlunuz hakkında gasp şikayeti var. Ne gaspıymış ya? Bu kadını hemen bu evden gönder. Ve oğlumu bul, Ünal Sarrafoğlu. Bu haberi basmadan önce beni aramanı beklerdim Oktay'cığım. Bunca yıllık hukukumuz dostluğumuza yakışmadı. O kızı kaçırılan aileyle aramızda özel bir mesele var. Karakol muhabirine onlar çıtlatmıştır durumu. Çarpıtıyorlar. Bu meselenin de sonunda açıklığa kavuşacak. O zaman sizin gazetenizden güzel bir özür bekliyorum. Sonunda korktuğum başıma geldi işte. O kız oğlumun hayatını kararttı. Senin oğluna var ya, o yaşadıklarının hepsi müstahak. Gazetecilere fırça çektiğime bakma. Herif kızı kaçırdı mı? Kaçırdı. Senin oğlunun aklından zoru var. Tedavi olması lazım ya bu herifin. Manyak herif. Emir, her durumda benim oğlum. Arama o zaman benim oğlumu. Parmağını bile kıpırdatma. Aysun. Ya sen niçin anlamak istemiyorsun? O aile oğlumuza tuzak kurdu. Aynı Kore'ye kurdukları gibi. O sefil kapıcı kızı benim oğluma beni kaçır diye yalvardı. Bundan eminim ben. Sen niçin anlamıyorsun? Ben neyi anlayacağımı şaşırdım zaten Aysun. Oğlun kafa mı bıraktı bende? Şeytan diyor. Git o kapıcı deliğine. Al şu gazeteyi, yedir hepsine. Neden olmasın? Aysun ne yapıyorsun? Uzun zamandır yapmam gerekeni yapıyorum Ünal. Şimdi ben o kapıcı deliğine gidiyorum. O kızın ailesiyle konuşacağım. O kapıcı ailesi benim oğluma tuzak kurdu. Bu kaçırılma işinden sonra bundan kesinlikle eminim. Bizi kullanmaya çalışıyorlar. Ve ben buna asla izin vermeyeceğim. Asla. Ki
paralık adamların ayaklarına gidiyoruz Aysun ya. Gelmek zorunda değilsin Ünal. Saçma saçma konuşma. Bir hafta önce Koray o kızla evleniyor. Sonra güya oğlum Feriha'yı kaçırıyor. Bu aile gerçek bir şebeke. Ben bundan artık kesinlikle eminim. Ve bizim çevremize dadandılar. Hı. Kabahat dadananlarda mı? Yoksa onları başımıza saranlarda mı? Hayır. Önceleri dertleri para değil zannetmiştim. Oğulları dayak yediğinde senin teklif ettiğin parayı kabul etmemelerini hatırlatıp duruyordum kendime. Ama iş çok başkaymış. Hesapları farklıymış. Büyük hesap yapmışlar. Çok büyük hesap. Yani şimdi benim kızım tamam bir şey yapmış, hata yapmış olabilir. Ben bunu kabul ediyorum ama bu kadar da olmaz ki. Hatta dün bir, bugün iki. Bunlar yeni evliler. Yani kocasıyla arası açılacak diye vallahi çok ürküyorum. Vallahi sen de haklısın Hatice abla, ne diyeyim? Koray, sen gerçekten Emir'i bulamaz mısın? Olabileceği her yere baktım. Nereden bulayım? Her yere gitmiş olabilirler. Emir, Feriha'ya bir kötülük yapmaz değil mi? Ya ne olur yanlış anlama. Hani Feriha gönülsüz gitmiş ya. E tabii insanın aklına da bin türlü şey geliyor. Derdin buysa korkma. Emir benim sana yaptığımı Feriha'ya yapmaz. Merak etme. İstesek de istemesek de akraba olduk. Ben sadece kardeşimi bulmak istiyorum. Kimseye bir şey yapacağım yok. Bak, bir kez daha tane tane anlatıyorum. Ben nerede olduklarını bilmiyorum. Anlatabiliyor muyum? Beni anlayabiliyor musun? Anlıyorum. Başka arkadaşlarınız yok mu sizin? Bak, onları benim bulmam polisin bulmasından daha iyi. Şimdiden gazetelere çıktılar zaten. İyice başı yanmasın. Bak arkadaşım, son kez söylüyorum, ben onların yerini bilmiyorum. Ha, eğer bilseydim de polisin onları bulmasını senin bulmana tercih ederdim. Neyse, ben okula gidiyorum. Ben de geliyorum. Okulda Emir tanıyan kim varsa konuşturacaksın beni. Bak, Emir Feriha'yı oradan nasıl götürdü bilmiyorum ama senin kardeşine zarar vermez. Ben de geliyorum dedim. Okula gelip Emir'i tanıyan herkesle konuşunca bizi rahat bırakacak mısın? Bırakacağım, bırakacağım. Bu saçma durumdan biz de en az sizin kadar mutsuz ve mağduruz. Eğer bu geç kalınmış konuşmayı daha önce yapmış olsaydık, belki şu an bunları yaşamıyor olacaktık. Sen hangi mağduriyetten bahsediyorsun hanımefendi? Senin oğlun benim kızımı kaçırdı. Bu rezaleti sizin kızınızın planladığını düşünüyorum Rıza Bey. Sizin oğlunuz benim kızımı kaçırdı. Bu rezaletin sorumlusu şimdi biz mi oluyoruz yani? Benim oğlum kimseyi zorla kaçırmaz. Eğer bu da daha önce Koray'ın başına gelenler gibi sizin ailenizin içinde bulunduğu bir komplo değilse, bunu kesinlikle kızınızın planladığından eminim. Bana bak hanımefendi, sen lafını bil de konuş. Sen şimdi durup dururken benim kızımla damadımı niye karıştırıyorsun sen bu ortalığa? He? Sen esas oğlunu bilmiyorsun. Senin oğlun bu evin içerisinde eşkıya gibi daldı, haberin var mı senin? Hatice, dur. Dur. Ya sizde hiç şeref, haysiyet, vicdan yok mudur ha? Bana bak Rıza Bey.
Koymuşsun gazeteyi öyle masanın üstüne. Kim bilir kafandan ne hesaplar geçiyor. Gel şu işi daha fazla çirkinleştirmeden ne kadar istiyorsan yazayım çekini. O deli kızını da bul. Nereye gidecekseniz defolup gidin buradan. Sen ne diyorsun be adam? Sen benim kızımın, ailemin şeref ve onurunu satın alacağını mı zannediyorsun ha? Küçük insanlar mı zannediyorsun ha? Şerefsiz. Onurmuş. Şu gazetede yazan haberlerle sen ancak mahalle kahvesinde meşhur olursun. Ama ya biz? Bizim soyadımız var. Böyle avam haberleri kaldıramayız biz. Senin soyadın varsa bizim de var. Senin soyadın Sarrafoğlu'ysa bizimki de Yılmaz. Benim kızım gitmiş. Sen soyadının hesabını mı soruyorsun bizden ha? Sen de kızına sahip çıksaydın o zaman. Kızını oğluma yamamaya çalışırken iyiydi, değil mi? Sen ne biçim konuşuyorsun be terbiyesiz? Senin kızın, o benim avanak oğlumu parmağında oynattı be. Haberin var mı? Defol! Defol elimden, defol! Terbiyesizler be! Katil etme beni! Defol dedim, defol! Size oğlumu yedirmem. Bunu kafanıza koyun. Defol dedim be, defol! Ya vicdansızlar! Ahlaksız insanlar! Utanmıyorsunuz değil mi? Ahlaksızlar. Görüyorsun değil mi? Kıymetli oğlum bizi kimlerle muhatap ediyor? Nelerle uğraştırıyor? Adamın dediklerine bak ya. Salmışlar küçük şır fıntılarını oğlumun üzerine. Bir de utanmadan geçmiş karşıma kafa tutuyor. Aysun'cum ne oldu? Kapıcınız oğlumun kızlarını kaçırdığını iddia ediyor. Yok artık. Anne, bence bir Cansu'ya bakmamız lazım. Bu haberi aldıysa antidepresanlarını damardan vermemiz gerekebilir. Ya Cansu hadi ama ya. Hasta olacaksın artık ağlamaktan. Bitti. Her şey boşunaymış. Gittiler. Benim için her şey bitti. Herkes onları arıyor. Eninde sonunda bulacaklar. Ya bulsalar ne fark eder ki? Emir bu kadar çıldırıp onu kaçırdıktan sonra bursalar ne fark eder? Ya iki dakika dur nefes al Cansu. Bu umutsuzluğun tedavi süreni etkileyecek. Tedaviymiş. Ne tedavisi ya? O ilaçların hiçbir şeye yaradığı yok. Alsam da bir almasam da. Ben kendimi çok kötü hissediyorum. Doktorumu ara. Doktorumu ara. Bana yeni ilaçlar yazsın. Allah belasını versin her şeyi. Bana iyi gelecek bir şeyler yazsın. Cansu biraz sabretmek zorundasın. Daha bir hafta oldu. Şimdi ilacı değiştirmemize gerek yok. Doktorun söylediklerini unutma. Bu kullanabileceğin en güçlü ilaç. Her şeyin bir zamanı var değil mi? Her şeyin bir zamanı var öyle mi? Zaman, zaman. Ne zamanı be? Zamanın hiçbir şeye yaradığı yok. Benim Hazal'ı aramam lazım. Bana tek yardım edecek kişi o. Açmıyor işte, açmıyor. Bana yardım edebilecek tek kişi var, o da açmıyor telefonu. Ben okula gidiyorum. Hande'yi bulmam lazım. O bizden daha çok şey biliyordur. Dur bir dakika Cansu. Önce ilaçlarını alman lazım. Oğlum Feriha'ya bak lan. Kapanın elinde kalıyor. Abi Emir nasıl böyle triplere girer ya? Kız kaçırmak çok varmış. Rezalet. Annem bile aradı İsviçre'den. İnternette görmüş. Emir gerçekten kapıcı kızını mı kaçırdı diyor. O küçük beni kaçırdı derse... Emir'in başına ne geleceğini farkındasınız değil mi? Bak sen. Arkadaş Feriha'nın kardeşim. Ha, senin şeyin oluyor yani.
Neydi o ya? Akrabalık ilişkilerini bilmem ki. Ben arkadaşınızı arıyorum. Nerede olduğuna dair bir fikriniz var mı? Niye? Polis misin sen? Kardeşimi kaçırdı. Mehmet bak kimse bir şey bilmiyor. Hadi gidelim. Dur dur. Ben bir şeyler biliyorum mesela. Senin kardeşinin ne malı olduğunu biliyorum. Bana bak sarı. Doğru konuş. Kızımız demem dalarım. Hop. Efendi ol bakalım. Emir'in iki günde atacağı oyuncaktı Feriha. Ama oyunu güzel oynadı. Sizin halde kızlar aynı havayı çok güzel oynuyor. Anne doğru konuş. Konuşmuyorum. Şimdi timsah gözyaşları döküyorsunuz. Ama senin adi kardeşin Emir'in elinin altındaydı zaten. Lan şşş. Yettin mi sen de? Mehmet. Mehmet. Ne oluyor burada? Gel sen şöyle. Köylüler. Halide. Ne oluyor? Ben ayakta uyumuşum ya. Hayır nasıl bir aile bunlar? Biri Emir'e biri Koray'a. Ben artık hiçbir şey anlamıyorum. Cansu, ben de hayatımda ilk kez bir şey anlamıyorum. Hayır, Koray Emir'den de hızlı çıktı bir de. Aşka bak be. Aşk. Koray'ın o kıza aşık olmadığına kalıbımı basarım. Kesin bir şey var. Ya bir şey olmalı. Hande, biliyor musun? Aslında bu evliliğin arkasında ne olduğunu öğrenebiliriz. Ama... ben sana yardım edersem sen de bana eder misin? Ne istiyorsun? Ya Emir'le bizim aramızda çok yanlış anlamalar oldu. Tamam zamanında sizin de olmuş ama seni yalnız bırakmamış. Seni affetmiş. Ya beni de affetmeli. Emir döndüğünde aramızın düzelmesine yardım eder misin? Peki sen bana nasıl yardım edeceksin? Seni biriyle tanıştıracağım. Ama bu sana biraz pahalıya mal olabilir. Seher, ne o kaçakları bana mı soracaksın? Gel içeri. Ben değil. O istiyor. Ne yaptı da Koray'ı kafesledi? Bana bildiğin her şeyi anlatacaksın. İşte şimdi çalıştığım yerden sordum. Ama Cansu sana söylemiştir. Benim ağzımdan çıkan her kelimenin bir bedeli vardır. Şimdi bu bizim masum köylü güzeli Gülsümcük. Vallahi Feriha'dan akıllı çıktı. Turnaya gözünden vurdu. Sen git yılbaşı gecesi Koray'ı kandır, koynuna gir. E ondan sonra tabii bu kendine kıymaya falan kalktı. Olaylar duyuldu. Mehmet de öğrenince bıçağı kaptığı gibi bizim damadı doğramaya koştu. Seninki de can korkusundan nikaha bastı. Ben buna hikaye derim işte. Ve ben de hikaye anlatıcısı olarak. Merhaba.
Telefonlarıma cevap vermediğiniz için böyle habersiz gelmek zorunda kaldım. Niçin aramıştı? İki gün önce çağırmışsınız beni konuşmak için. Konuşamamıştık. Evet. İki gün önce konuşmak istiyordum. Şimdi istemiyorum. Bazen iki günde çok şey değişebilir. Feriha meydan dayağı yerken evinin önünde buna kayıtsız kalıp sizle konuşamazdım. Şimdi buradayım. Yani şu tavrınız da çok gereksiz. Seninle konuşmak isterken önceliklerinin biz olduğumuzu sanıyordum. Şimdi görüyorum ki senin önceliğin Feriha. Bu durumda konuşmak istediklerimin seni pek fazla ilgilendirmediğini düşünüyorum. Sizinle hiç mesafe kat edemeyeceğiz değil mi Nevbahar? Bu gösterdiğim çabayı hiç görmüyorsunuz. Bülent'i tekrar kazanmaya çalışıyorum. Buraya neden geldiğinizi, benden neyi gizlediğinizi öğrenmeye çalışıyorum. Bunların hiç mi önemi yok sizin için? Ben tekrar sizin hayatınıza girmeye çalışıyorum. Daha ne kadar açık olayım? Tamamen bize odaklanana kadar hayatımıza giremezsin Levent. Bu konuşmayı Feriha ile ilgili sorunlarını çözene kadar ertelemek istiyorum. İyi geceler. Çok dramatikti. Etkilendim. Ben de Sanem'in evinde plağı görünce çok etkilendim. Seni tanıyorum. Ve ne yapmaya çalıştığını görüyorum. Lütfen bu uygunsuz davranışlarından vazgeç. Uygunsuz davranışlar mı? Daha başlamadık bile ya. Bülent lütfen beni bu yersiz ve tatsız konunun bir parçası haline getirmek zorunda bırakma. Sakin ol anne. Biraz eğleniyordum sadece. Kiminle? Sanem'le mi? Abinle mi?